Bekir Bozdağ'ın gelişi herkesi çok şaşırttı. Oraya da gene çok fazla anlamlar yükleniyor. İşte Bekir Bozdağ gelince işte ne bileyim eski bir af mı çıkacak deniyor. İşte yok yeni bir açılımdan söz eden bile var. Bunların ben çok gerçekliği yansıttığını düşünmüyorum. Şimdi bu bir kere perde arkasını şu anda Türkiye'de kimse bilmiyor. Ya da çok az insan biliyor. Kamuoyundaki gazetecilerden kimse bilmiyor. Ne oldu da Adalet Bakanı istifa etti. Ama şunu biliyoruz. Bu çok ani bir şey oldu. Ani bir gelişme. Onu biliyoruz. Yani Adalet Bakanı'nın istifasını gerektiren gerekçe ne o her neyse ani bir gelişme. Ve bu ani gelişme çerçevesinde de bir anda istifa etti. Peki istifa edince yerine kimi getirebilirsiniz? Yani soru bu. Burada da gözler bir tek kişiye döndü. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Çünkü zaten mevcut bakanlık bürokrasisini tanıyan, bilen bir insan, bir kimse, bir siyasetçi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da çok uzun yıllara dayanan bir yol arkadaşlığı var. O zaman tekrar Bekir Bozdağ'a davet etmeleri bu sıkışık istifa sürecinden dolayı olabilir. Bunu böyle okuyorum. Yani istifa ettiği andan itibaren hızlıca bir bakanlığa birisini getirmek ihtiyacı doğmuş olabilir. Ve bu çerçevede de hemen gene en azından Adalet Bakanlığı bürokrasisini bilen, Adalet Bakanlığı'nın işleyişini son derece hakim olan Bekir Bozdağ'a getirilmiş olabilir. Yani biz sebebini bilmiyoruz ama takvimin hızlı işlediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu hızlı işleyen takvimde eski ismi tekrar çağırma şekliyle çözümlenmiş olabilir. Sadece bu kadarını söyleyeceğim. Ben gene Bekir Bozdağ'ın öyle çok anlamlar yüklenmesini de doğru bulmuyorum. Yani işte dediğim gibi afmış vesaireymiş. O işler Bekir Bozdağ'la başlayıp Bekir Bozdağ'la bitecek şeyler değildir. Ona Cumhurbaşkanı Erdoğan gene hükümet içerisindeki başka isimler topluca karar verilir. Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli. Onlar olmadan böyle aftı, işte açılımdı vesaire. Ben zaten açılım ihtimalini görmüyorum da. Hani bu tarz böyle bir tablonun olabileceğine ihtimal vermiyorum.